Merhaba arkadaşlar, 13. dersimizdeyiz. Bu dersimizde sizlere render kısmıyla devam ediyoruz. Render alacağız artık bu saatten sonra. Derslerimiz artık belli bir kıvama geldi. Artık render alma kısmındayız. Bakın burada spot lambaları ben eklemiştim gördüğünüz gibi. Bunların duvarlara yansıması şu an yok. Render'da şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bakın render'da da bu şekilde görünüyor. Bakın öncesi daha karanlıktı. Yalnız buradan giren ışık bu şekilde buraya yayılmış gibi görünüyor. Ve güzel bir görüntü var arkadaşlar. Bu render aldığımızda zaten iyice kendini belirleyecektir. Bu sehpa kısmı olmadığı gibi şu şeyi halı kısmını ben biraz o halı kısmıyla yaptım. Escape menüsünden arkadaşlar. Halı kısmına, carpet kısmına getirdiğinizde bu şekilde oluyor. Fena da durmadı aslında. Yani renk ve desen bakımından güzel durdu. Şimdi şuraya baktığımızda şunlara biraz yansıma verebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım onu da. Yani biraz parlaması, bitkinin parlaması gerekiyor. Hafiften şöyle şunu seçelim. Ve Rockless kısmını şöyle artırdığımda birazcık artırmam yeterli. Şöyle ortalarda kalsın. Şunu da alayım. Şu şekilde. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Onun haricinde neler var diye bakıyorum. Genel anlamda sahnemiz güzel bir sahne olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir emek verdik, uğraştık sahne için. Şu da burayı için ideal oldu arkadaşlar. Render alırken neler yapmamız gerekiyor veya render kalitesini artırmak için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi render kalitesini tabii model kalitesi, tasarım kalitesi tabii bunlar önemli ama render alırken belli yerlerden, belli karelerden render almak sizin işinizi kolaylaştırır. Anlatmak istediğiniz konuyu da karşı tarafa rahat bir şekilde anlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben şu sehpayı değiştirmiştim. Yine Escape sahnesinden bir sehpa kullandım. Bakın şurada aslında şunlar kalmış. Onları aslında ben şey düşünmüştüm. Şöyle yapalım. Şu şekilde arkadaşlar. Aslında bunun yapmam amacı bu farklı bir olaydı. Zamanında modellerken onu farklı bir şey için modellemiştim ben. Şöyle yapacağız. Şuradan yeni bir kaplama oluşturalım veya color kısmından şundan yeni bir kaplama oluşturuyorum, create diyorum, şunun üzerine bırakalım kaplamamızı. Onu ben zamanında modellerken aslında onun hani ışık yayıcı bir özelliği olması açısından onu düşünmüştüm arkadaşlar. Yani şöyle yaptığımızda bunu ayarlar kısmına gittiğimizde şu şekilde self emulation kısmı yani aktif olarak kullanılıyor. Bakın burada bunu aktif ettiğimizde hani sanki bu biraz böyle bu şekilde bir ambiyans vermesi açısından böyle bir şey düşünmüştüm ben. İlk modellediğim zamanlarda böyle bir şey olabilir. Şunu da biraz daha koyu yapabiliriz aslında. Yine bir takılma mevcut gibi. İnşallah kapanmaz. Çok da fazla kurcalamak istemiyorum. Yani bu sahneyi doldurduğumuzda veya sahne üzerinde farklı etkiler yaptığımızda Escape'de bir problem var. Yani şeyde problem yok. SketchUp'ta şu an için problem yok ama Escape'de problem oluşuyor arkadaşlar. Şunları da seç. Biraz koyultuyorum arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bakalım nasıl görünecek. Yani şurası koyu, şurası hani ışık vuruyor ya, şuradan güzel bir görüntü oluştu burada. Bakın arkadaşlar şöyle bir render aldığımızda ilgi çekici bir görüntü oluşturacağını ben düşünüyorum. Evet, şimdi render kısmımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi göstermek istediğim alan ne demek? Render kısmında şöyle bir alanı render aldığınızda tasarımın ve sahnenin can alıcı noktasının neresi olduğunu kullanıcıya anlatamazsınız. Burası mı? Burası mı? Ben burayı mı göstermek istiyorum? Burayı mı göstermek istiyorum? Deep of Field tekniğiyle burayı gösterebilirim ama sahnenin geniş tamamını almak istemiyorum ben. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Buraya geleceğim. Escape için geçerli tabi bunlar. Buraya geldim diyelim. Ayarlarıma geldim. Output ayarlarımdan Custom seçtim. 2500 2500 dedim. Şuradaki Save Frame kısmına bastım. Bakın ne oldu?
2500'e 2500 bir kare oluşturdu ve alacağım yerleri bana etrafını siyahla kararttı. Bakın gördüğünüz gibi safe frame yaptım. Şunu da dik hale getirdim. Two point yaptım. Sahnemi dikleştirdim. Buraya iyice yaklaştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim almak istediğim alan burası. Işık az gelirse eğer kendiniz o ayarlamayı şuradan exposure'du 62 değil de 65 yaparsınız. Bakın biraz daha ışık arttı arkadaşlar. Bu şekilde. Veya 64 yaparsınız. Bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Zaten konuyu ve render'ı anlatmanın diğer yolu budur arkadaşlar. Yani siz müşteriyi verirken bir köşeden render alıp da tüm sahneye göstermek hatalı bir davranıştır. Onun da zaten derslerde önceki derslerimizde bundan bahsettik arkadaşlar. Şuradaki rendering quality kısmının ultra olduğuna emin olun. Burada 64'te. Bu outline modu biraz sizle ilgili bir durum. Yani biraz daha artırdığında bakın çizgisel bir durum oluşuyor burada. Ben %1, %2 kullanıyorum. Biraz hafiften köner ve köşelere gölge atması açısından. Auto contrast da highlight'i çok kullanmadım. Bakın patlama yapıyor. Yani isterseniz şuradaki patlamayı artırabilirsiniz ama şu anki durum yeterli. Auto derseniz böyle bir durum var. Normal durum bu. Saturation kısmı birazcık inmesinde fayda var. Color kısmı hafiften maviye giderse iyi olur. 8200-8500 değeri idealdir. Lens Fade, Bloom etkisi. Bakın şuradaki Bloom çizgisinin şuradaki kısmı artırıp azaltmak için, şunlardaki biraz daha etkiyi artırıp azaltmak için gerekli olan şey. Atmosfer kısmında bizim sislerle işimiz yok. Güneş değerimiz yeterli. Eğer güneşi artırmak isterseniz bu şekilde artırabilirsiniz hafiften. Biraz daha şöyle %15 olsun. Çok fazla artırmayalım. %15'te kalsın. Şu bizim gölgemizin keskinlik değeri, şuradaki değer arkadaşlar, shadow sharpness kısmı şöyle kalsın bu kısım. Kontrast kısmında biraz şu highlight mı desek, yani şu şekilde bir şurayı bir ayarlamakta fayda var. Şurası normal değeri ama şuralar karanlık kalıyor. Bakıyorsun, bakın. Onu biraz daha şöyle yapabiliriz. Şöyle %25 kalsın. Şu highlight'ı artalım. Bu şekilde ideal değer arkadaşlar. Sky kısmıyla bir işimiz yok. Output kısmı 2500. Render'a basalım arkadaşlar. Render butonuna bastım. Bakın ne istiyor. Benden klasör istiyor. YouTube dersi sonucu diyelim arkadaşlar. Şöyle işaretliyorum. 01 dedim. Okey. Render alsın. Hepsinden kademe kademe render alalım arkadaşlar. Şu an bakın hesaplama yapıyor. Resimde gördüğünüzden bir iki kat daha kaliteli hale geliyor arkadaşlar görüntü. Çünkü burada ışık ayarı ve render işlemleri yapılıyor. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir şekilde bunu dışarı çıkartıyor. Bu tabloyu isterseniz bu köşelere de buralara koyabilirsiniz. Ben ortaya koydum. Bunu tek buldum. Hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden yine bu şekilde bir işlem olabilir. Mesela şuradan bir render alabilirsiniz. Şu şekilde. Şurayı göstermeyebilirsiniz de. Bu, bakın burada da yatay şekilde alalım. Bakın şöyle yapalım. Güzel bir olay yapalım burada. Burada sinematik şekilde alalım arkadaşlar render'ımızı. Output kısmında 2500 değil de bakın şunu 2000 yaptığındaki olaya bakın. Görüyor musunuz? İyice yanaştım. Bir tarafı daha kıstım yani. 2500'ü 2000 yaparak. Hatta bakın burayı 3000 yaptığında ne olacak? Görüyor musunuz? Daha da uzaklaştı görüntü. Veya 500 yaptığında görüyor musunuz? Eğer böyle sinematik keskin görüntüler almak isterseniz yakından 2500 uzunluk, 500 genişlik arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem. 2000 diyelim. Bu şekilde buradan render alabilirim. Render butona basıyorum. 02 diyorum. Kaydet butona bastım arkadaşlar. Bakın şurada şey unutmuşuz. Şurada hafif bir parlama versek iyi olurdu. Mat kalmış. Sorun değil. Yani şunları artık geri kalanını siz tamamlarsınız. Ben asıl mantığı size öğrettiğim için şöyle bakın bu şekilde de şu kısımdan bir işlem yapabiliriz. Veya şöyle bir işlem olabilir. Böyle bir render veya böyle bir render. Şuradan bitkileri de göstererek bir render olabilir. Bu şekilde. Şöyle bir şey olabilir. Tabi buradaki kaplamaları ben yapmadım. Buralara kaplama veya gizli şerit led atılabilir. İsteğe bağlı olarak. Buradan 03 diyerek render alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde soft bir render alıyor. Kaliteli bir render alıyor aslında. Güzel açıkçası. Çok da kötü değil.
karanlık kalan kısımlara bile güzel bir render aldığını söylemek isterim ben. Yine buradan isterseniz farklı şekillerde render alabilirsiniz. Mesela şuradan ne diyelim buna? 1000 diyelim. Bakın. Şöyle. Şu şekilde. Kapak fotoğraf gibi oldu. Çok güzel oldu aslında. 3500'e 2000 diyerek biraz daha çözünürlüğü artıracağım arkadaşlar. 3500 olmadı buraya da 1500 diyelim buraya. 1500 diyerek şu şekilde yatayda uzunlamasına bir render kısmı arkadaşlar. Şurada biraz parlamamız fazla olmuş. Onu kısabiliriz. Şöyle 0.4 diyerek render alacağım. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Render kısmı bu şekilde. 360 derece render kısmını diğer derste, diğer öbür derste de animasyon kısmını göstererek devam edeceğimiz bir süreç olacak arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı yazın bize. Bunlar çok önemli bizim için. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.